Ya ben çok etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Ancak yani Türkiye Futbol Federasyonu yayıncı kuruluşla beraber bu anlaşmayı yaparken ya yani ben parayı alayım da o neyi belirlerse belirlesin ziyade yani kriterler de kuralları da federasyonun koyması lazım. Hı hı. Şimdi artık bu gece maçları ki yani Sivas'ta bu mevsimlerde değil mi? Hava sıcaklığının akşam saat 6'dan sonra düşmeye başladığını eksi 4'lere, eksi 5'lere, eksi 6'lara bazen eksi onlara düştüğünü ve kar yağışında olabileceği ihtimalini düşünerek planlaması lazım. Ya yani Pazartesi günü Sivas'ta bu saatte bu maç oynanmaz. Bu maçın yeri pazar ya da cumartesi <laughs> günü saat 2, 3, bir maksi yani onun dışında... E, i̇şte kupamı Avrupa maçlarını düşünerek de bir okay, planlama ama yapuluyor. dediğim gibi ya yani sonuçta bunu da düşün... de herhalde boş geçmek bu, istemiyor. Tamam yani. bunu da o, olabilir bir şey Hı -hı. söylemiyorum ya tabii ki pazartesiye de maç koysun. İşte Başakşehir'in maçı vardı. Olsun tek maç oynansın yani illa iki maç koymana falan gerek yok. Sivas olduğu için söylüyorum. Bu tip coğrafi şartları, e, hava şartları zor olan iller için söylüyorum. Bir de artık bu ya yani Premier Lig'de bile e, maçlar gündüz oynanıyor artık. Yani hem ee, bu gündüz <laughs> maçlarına da artık City-Liverpool maçı kaçtırdı? Evet. Artık değil. Eskiden beri Premier League, Bundesliga, La Liga, İtalya sadece onlar e, Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi <laughs> sadece akşamları bir maç koyuyorlar. Evet. Diğer maçların tamamı gündüz oynanıyor. Hatta Cüneyt biz seninle sezon başı konuştuk. Biz maçların artık gündüz oynanmasından yanayız diye senin dediğin gibi ulaş. Yani gerçekten biz eskiden Işıklandırma yoktu. Bütün maçlar gündüzdü. İnanın seyirci potansiyeli daha çok yüksek. Tabii daha Olur. keyifli. Oluyor. Aileler ki Sivas daha kolay gidiyor. Çok kolay. Bugünkü Sivas maçı gündüz olsa eminim ki seyirci üst 4 kat daha fazla olabilirdi. Yani. yani yanlış vardı, mı bilet satılmış gelen Yani Sivas'ta bunu hani ilk önce sıcak baktı sonra Hı -hı. seyirci gelsin maça falan diye vazgeçti. E ne oldu? Yani bin tane biletli seyirci vardı maçta. Biz hazırladık Kasım ayındaki son iç saha maçları Sivas planı. bugüne kadar ne oluyormuş? En son e, Sivas Antalya Spor maçı oynanmış 29 Kasım'da 2013-2014 sesonunda. E, 19.30'da Sivas Spor Göztepe maçı var 2020-2021'de. Hangi günler olduğunda aslında arkadaşlarımız yazsaydılar daha e güzel efendim, olur. Hangi günler? Mesela pazartesi hiç oynadı mı ya da cuma oynadı mı gibi. Cuma Aş gerçi makul gelebilir de pazartesi. biz bunu ısı olarak Cuma olsa, yani, olsa gün olarak. 20 fark 20 etmez. Olur zaten. şöyle hani günden kastım şuydu bugün pazartesiye koydu ya maçı nihayetinde buraya da seyirci gelecek diye Sivas Spor Kulübü vazgeçti hı hı. ya ve gelen seyirci sayısı binli ya o yüzden söylüyorum hı hı. şöyle akşam 20'de Günleri olan maçlar ya cuma oluyor ya pazartesi evet. yok evet. öyle, öyle bakmak lazım şey o, o maç saatine yani çıkıyor maç saati öyle bir yani şey Yozgat değil, de, süperlikte olsaydı mesela yine hı hı. böyle bir ...şartta neyse maça gelelim... ...ben maçtan... E, şu, gelelim işte, ...biraz anladım, şey... Anladım, tamam, e, ...ben e, bir dönem Premier Lig'in... ...efsane takımlarına Stock City <laughs> deplasmanına benzetiyorum... ...aslında e, Sivas deplasmanında... ...hep öyle oldu bizim için... ...hep öyle de kalacak... Ee, ...orta sahayı... ...kurgulamadan kör buzağı... ...topallamazmış sevgili... <laughs> <şartlarım>. ...biraz Trabzonspor <laughs> maçına... ...ben öyle bakıyorum... Abdü, ...Sayın Abdullah Avcı... E, Trabzonspor'dan geçtiğimiz sezon istifa ettiği güne kadar hı hı. E, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas orta sahasıyla ilgili çok ciddi problemler yaşadı. Yani bu iki oyuncuyla bu orta saha kurgusunun olamayacağını e, o dönem defalarca denedi ve olmadı bu. Şimdi olmayan bir yerden yeniden bir şey oldurmaya çalışmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Yani özellikle son haftalarda performansı yukarıya doğru giden, Fener maçında da iyi bir oyun ortaya koyan Berat'ın neden tercih edilmediğini bilmiyorum. Bilmediğim için yorum yapamıyorum. Eğer hiç mesele oyuna dahi Berat girmedi bu maçta. E, dolayısıyla şimdi Mendy gibi bir oyuncuyu siz orta sahaya eğer monte ediyorsanız doğru bir profil benim açımdan. Trabzonspor yıllar sonra çok doğru bir profili oraya koydu. Stoper de menşeli bir oyuncu yani baktığında. Ki oyunun belli bir döneminde Mendy Stoper'e çekildi. Ama Mendy'ye bir partner hala Trabzonspor bulamıyor. Yani bu Abdülkadir Ömür mü olacak? Bu Bakasitas mı olacak? Bu henüz daha süre alamayan Umut Güneş mi olacak? Bence Umut Güneş olur. Ee, yani ben de öyle sana. düşünüyorum. Alanya Spor'daki o ilk sezonki performansını eğer gösterirse... Trabzonspor'da tabii ki Umut Güneş olur. Ama mücadele bu, gücü de yüksektir Umut Güneş'in. Evet. Ulaş onu yani ben bizim çok beğendiğim bir oyuncu da evet. için ben iyi biliyorum. Ben çok şey beğeniyorum. Çok Hem savunma yönümücüm yönü, mücüm yönü evet. çok iyi olan oyunculardan bir tanesi. Yani Mendy derken aslında partnerinden ziyade partnerleri kim olacak daha doğrusu? Yani o üçlü nasıl kurgulanacak? Bu mevcut kadro içerisinden çözülür mü, çözülmez mi? Onu çok bilmiyorum ama Deneyerek devam edeceğini düşünerek devre arasına kadar, o transfer dönemine kadar çözebilirse çözecek. Çözülmese bu transferle çözülecek. Bu çok bariz belli. Yani mesela hocanın orada söylediği yani geçişlerden gol yedik dediğinde Sivas Spor hiçbir efor sarf etmeden Trabzonspor ceza sahasına kadar geldi. Ve belli ki Servet Hoca talimat vermiş oyunculara kaleyi gördüğün yerden şut çek. Niye? Taha'nın özellikle uzaktan çekilen şutlardaki zaafını kullanmak istedi ve bunda da e, başarılı oldu. Yani kaç şut geldi kaleye bilmiyorum. Koray eğer kulağına üçleyebilirse 15 şut 9'u isabetli. 15 şut 9'u isabetli. Mesela Sivas Spor'un diğer maçlarında bu kadar şut çekilmiş mi rakip kaleye? Yani belli, eğer çekilmemişse zaten şunu Hı -hı. ortaya koyuyoruz. Bu maça özel bir e, talimatla taktikle e, sahaya çıkmış. E Sivas Spor'un hocası. Ama o şutları attıran bir orta saha da var. Bir de onu da göz önünde bulundurmak lazım. İşte onu söylüyorum zaten hocam. İndi ve şut attı, İndi Hı -hı. ve şut attı. Yani ceza sahası içerisinde böyle birebirleri çok görmedik biz Sivas Spor'da. Genelde... Yani bir engel olmadan gittiler. Senin biraz önce Tabii. söylediğin gibi. Onu da koymak lazım. Direkt birilerini geçip de şut atacaksın. Bu geçilmeden atılan şutlar. Direkt kaleye boş gittiler yani. Fizik koyamadık dedi Abdullah Hoca. Evet fizik koyamadık ama... Sonuçta fizik koyduğun zaman da tekniği de yenebilirsin. Yani fizik her zaman tekniği yener ama teknik her zaman fiziği yenebilir mi? Bence yenemez. Belki böyle istisnalar olabilir. O da kayreyi bozmaz. Ee, i̇şte bu değişiklik orada Mendy'yi stopere çekti. Orta sahayı Abdülkadir Ömür ve e, Bakasitasa bıraktıktan sonra... ...Trabzonspor oyun hakimiyeti eline aldı. Aslında hani beklenen bir şey değildi bu benim açımdan. Ama burada da oyuncuların gösterdiği reaksiyona biraz... Ben bağladım onu. İkinci yarı bu kurguyu değiştireceğim. Burada yani... en çok şut çekti 3 maç arasında yer alıyor bu maç. Bu daha maç. önce de 2 maçta yine 15 şut sayısına ulaşmış. 9 isabetli şut sayısına da yine 3 maç daha önce de 2 maçta ulaşmış. Evet yani teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Koray Bey, Koray Bey sağ olsun. <laughs> bu akşam performansını oldukça beğeniyorum. Ee, yani ikinci yarı hani Mendy'yi orta sahaya çekip işte Belki Benkoviç'i stopere koyup e, o orta sahayı da bir ölçüde e, yeniden e, ayakta tutmaya çalışabilir diye düşünürken... ...aynı mantaliteyle devam etti ve ikinci yarı Trabzonspor oyuna hakim olamadı. Sivasspor'un yine orada e, oyun hakimiyetini e, gördük. E, yani eğer bir takım sizin rakip ceza sahanıza çok kolaylıkla geliyorsa... E, bu sizin oynadığınız oyunun kabul edilebilir bir şey olmadığını ortaya koyar. Benim baktığım açı bu. Yani bunu e, Trabzonspor gibi bir takımın yapmaması lazım. Çok kolay eğer geliyorsa senin rakip ceza sahasının oraya e, bunu da kabul ederek oynuyorsan bu olmaz. E, Trabzonspor'un da ben bu akşam bunu yaşadığını e, gördüm sahada. Eee ya mesela Sivasspor yerine daha böyle becerikli bir takım olsaydı Trabzonspor'u çok ağır da cezalandırabilirdi bu akşam için bak. Bence size. bayağı cezalandırıyor yani Sivas <laughs> Spor'da bundan da ağır olmaz ulaş. Yani şöyle, tane ya. E şöyle, yani, yani, tane yani, yani, yani mağlup olabilirdi belki Trabzonspor. <laughs> Paktı da mağlup olabilirdi ama Trabzonspor'a şöyle bakmak lazım. E, milli arada yaptığı 3 transfer takımın bütün oyununu değiştirdi. Kim bunlar? Berat, Mendi ve Öne Açı. Şimdi bu 3 oyuncuya baktığın zaman transfer politikanda da aslında çok zorlamamak lazım. Nedir? Profili belirleyeceksin ve net bir oyuncuya gidip alacaksın. Bunun yaşı da çok önemli değil. 24 yaşında da net oyuncu çok rahatlıkla bulabilirsin. 26 yaşında da bulabilirsin. 30 yaşında da bulabilirsin. İşte Öne Açı bugün 29 yaşında. <laughs> Alınmasaydı ne olacaktı? Bu büyük bir problem. Ama özellikle Enis Destan'ın oyuna girdiği her andan sonra takıma sağladığı katkıyı ben çok değerli buluyorum. Doğru. Yani her maç bunu yapıyor Enis Destan. Katılıyorum. Ee, bu tip genç oyunculara. Abdullah hocanın da süre vermesinden yanayım. Yani işte tekliç görmek lazım. Çünkü hani genç bir oyuncu ve Trabzonspor takımında geliştirilebilip dönüştürülebilir nedir satabilirsin. Trabzonspor için beklenti bugün bu sezon için şampiyonluk da olabilir. Şampiyonluk olmasa dahi bir Avrupa olabilir. Ama en önemlisi bir takım iskeletinin kurulmasıdır önemli olan. Dolayısıyla. Hocaya bu anlamda bir süre tanınmasını ben daha gerçekçi buluyorum. Ama bu süreyi hoca kullanırken az önce bahsettiğim bu genç oyuncuları da takıma monte ederek, onları da geliştirerek ve gelecek sezona da hazır hale getirerek yapması bu planlamanın Tabii. daha doğru olacağını düşünüyorum.